Herkese merhaba dostlar, ben Emrah. Bugün karşınızda uzun zamandır sıkça sorulan bir sorunun cevabını vermek için buradayım. Şimdi videoya geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız gerçekten içimdeki o video atma şevkini bir canlandırırsınız. Neden? Çünkü son dönemlerde, ulan bak arkadaş gelip de ateş etme. Son dönemlerde yaptığım tüyolar ve ipuçları videoların altına çok fazla kötü yorum ve eleştiri gelmekte. Bakın arkadaşlar, yapılan ipuçlarıyla ilgili videolar yanlış değil. Bunlar zamanda çalışıyordu. Ancak Rockstar'ın güncellemeleriyle gitmiş olabilir, bu anlattıklarım değişmiş olabilir. Hemen gelip kötü yorum atmanızı gerektirecek bir durum olmaz. O yüzden bu video işinize yaradıysa lütfen kanala abone olup like atarsanız beni mutlu edersiniz. Şimdi başlıktan da anlaşıldığı üzere solo lobi açmayı öğreteceğim. Peki solo lobi nedir? Kendi başınıza girdiğiniz lobiler ne işe yarar? Hemen kısaca bunu bir özetleyeyim. Şimdi biliyorsunuz ki oyunda belli bir oyuncu sayısını geçtiği zaman sunucuda hayvan spawnları kayboluyor. Ve hayvan spawnları kaybolduğu için de trader rolünü kasmak, bilmem ne yapmak zorlaşıyor. Çünkü hayvan bulamıyorsunuz, işte ne bileyim NPC bulamıyorsunuz, hideout bulamıyorsunuz. Şöyle de göstereyim hemen ben. Player menüsüne girdiğimizde bakın aşağıda 1 of 22 yazıyor. 18 kişiden fazla oyuncu varsa ortalama 17, 18, 16 belki sunucuda şey bulamıyorsunuz. Hayvan spawn'u bulamıyorsunuz. O yüzden solo lobby açmak gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Hızlı konuşuyorum, hızlı anlatmaya, böyle anlatmaya çalışıyorum aslında. Çünkü çok uzattığım zaman da kızan arkadaşlar var. Onların da kalbini, gönlünü almak istiyorum. Şimdi solo lobby açmak önceden biraz uğraştırıcıydı. 3 arkadaş olmanız gerekiyordu. Göreve girmeniz, çıkmanız, o anda bir şeyler yapmanız falan gerekiyordu. Ben hiç yapmadım onu. Çok karışıktı ama bu son bulunan taktikle çık diye açabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle ben PlayStation 4'ten yapıyorum. Söylediğim gibi siz bunu konsol, hani Xbox'ınızdan veya PC'den deneyebilirsiniz ki PC'de çalışıyor mu bilmiyorum. Bir deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Xbox'ta çalıştığını biliyorum. Şimdilik PlayStation 4'ü baz alarak anlatıyorum. Free Roam menüsünü açtıktan sonra buradaki Quick Join'den hemen bir Showdown serisine giriyorsunuz. Girişimizi yaptık. Tek başınızasınız. Öncelikle bu adımları yapıyorsunuz. Quick Join'den Showdown serisine girdik. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Bu gayet basit ve tek başınıza yapabileceğiniz bir taktik. Ben videodan önce denedim. Gayet hızlı bir şekilde çalıştı. Şimdi de sizlerle beraber deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Ulan videoda çalışmaz. Benim bu kadar giriş bir şeysi çöpe gider. Bazen olabiliyor çünkü. Yani illa her şeyi tek seferde yaptınız olacak diye bir şey yok. Bazen bir şeyde hata yapıyorsunuz. Çıt olmuyor yani. Birkaç defa denemek gerekebiliyor ama umarım tek seferde çalışır. Şimdi Showdown'a girince burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Umarım direkt başından başlarız. Çünkü ortadan başlayınca çalışıyor mu onu bilmiyorum. Şu anda Showdown'a giriyorlar. Spectate muhabbeti var. Göreceğiz bakalım. Ama herhangi bir Showdown olacaktır. Sıkıntı yaşamadan. Bu glitch demeyelim biz buna. Bir tüyo, ipucu veya bir arka kapı diyelim. Glitch çünkü çok oyun hatasına giriyor. Bu oyun hatası mıdır? Bu tartışılır bir mevzu. Bence oyun hataları insanlara üstünlük sağlayan şeyler ama bu sonuçta solo lobby GTA'da var. Belki PC'de de vardır. Bilmiyorum. Direkt geldi mi solo lobby açma ama ben yok diye biliyorum. Şimdi herhangi bir Showdown'a girdik. Showdown'la oynamayacağız abi. Çıkacağız. Hemen Showdown'dan. Bunu unutmayın. Showdown'da herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Ulan keşke... Yani gerizekalısın Rockstar ya. Beni menüye atmadan belki ben hazırlık yapacağım. Niye başlamış bir oyuna sokuyorsun? Çok garip. Hemen buradan arkadaşlar tekrar menüden. Tamam mı? Quit Free Roam diyoruz. Çıkıyoruz. Hemen Quit Free Roam deyip Showdown'dan çıkıyoruz. Muhtemelen sayacaktır. Normalde ana giriş ekranında da yapmak gerekiyor diye biliyorum, ben öyle gördüm. Ama burada da sayacaktır. Buradan çıkar çıkmaz hiçbir şey yapmadan, bakın arkadaşlar Showdown'a giriyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan, bakın hiçbir şey yapmadan tekrar çıkıyorsunuz ve Showdown'dan çıktıktan sonra tekrar Free Roam menüsüne giriyorsunuz. Hala solo lobby'de değiliz. Burada Online Options'tan yüzümüzü değiştirmeye giriyorsunuz. Basılı tuttum. Evet, kabul ediyorum. Buraya girdik. Burası biraz bekletecek ama hiç panik olmayın. Yüzümüzü değiştirmeye girdik. Yani karakterin tipini değiştirme ekranına giriyoruz. Normalde bu biliyorsunuz 16 mı ne alıyor ama biz burada bir değişiklik yapmayacağız. Buradan çıktıktan sonra yani burayı bekliyoruz. Hiçbir değişiklik yapmayacağız. Çıkacağız. Nasıl çıkacağız? 30 saniye bekleyip çıkacağız. Ondan sonra solo lobby'ye düşmüş olacağız. Tek tek anlatıyorum. Oyuna giriyorsunuz. Herhangi bir şekilde free roam deyip. Oyuna girdikten sonra Quick Join'den herhangi bir Showdown serisine giriyorsunuz. Showdown serisine girdikten sonra hiçbir şey yapmadan ana ekranda da olabilir veya Showdown serisine girip oradan çıktıktan sonra da olabilir. Direkt hemen Showdown'dan çıkıp normal free roam yani şeye düşünce, server'a düşünce yüz değiştirmeye giriyorsunuz online options'tan ve bekliyorsunuz arkadaşlar. Burası biraz bekletir. Ancak ekran geldiğinde bir 30 saniyede orada bekleyeceğiz. Bakın şu an %20 buranın dolmasını bekliyoruz. Ben burayı keserim herhalde. Veya kesmem bilmiyorum, muhabbet ediyoruz işte. Bu ekranın dolması biraz zaman alabiliyor. Ya, tabii SSD falan kullanıyorsanız konsolda biraz daha hızlı olacaktır. Mesela bizim Ömer var, Keleviç. Adam uçuyor. SSD takılı. Umarım PlayStation 5'te de bu SSD üzerinde sabit gelecek. Biz de rahat edeceğiz. PlayStation 5'e geçtiğimizde tabii PC kullanıcıları biraz daha SSD kullanıyorlarsa hızlı davranacaklardır buralarda. Ancak şu an normal standart PlayStation 4 Pro ile normal hard disk ile bu kadar oluyor gençler. Hemen şeye girince ben şuradan da saatime bakacağım. 30 saniye bekleyeceğim. Evet. Ekran geliyor. Yüz değiştirme ekranı. Bizim karakterimizin nur cemali gelecek. Hadi gel artık. Gel ulan. Oho. Heh, şimdi geldi. Baktım saatime 20 geçiyor desem. Tamam, 50 geçeye kadar bekleyeceğim. 30 saniye. Burada hiçbir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir yere tıklamıyorsunuz. Karakterinizin tipiyle falan oynamayın. Para pul kaybetmeyin. Sadece bekliyorsunuz abi. 30 saniye burada hiçbir şey yapmadan bekleyeceksiniz. Burada sabır. Dediğim gibi taktik çok basit. Çok kolay ama sadece beklemekle geçiyor. O da çok fazla değil. Yani şu loading screen'ler biraz uzun olduğu için beni bekletiyor. Evet şu an 30 saniye dolmak üzere. Geliyor 30 saniyemiz. 30 saniyemizi doldurduktan sonra buradan back'e tıklıyorsunuz abi. Direkt çıkıyorsunuz. Evet yes diyorsunuz. Hiçbir para pul harcamadık. Çıktık. Bakalım ne olacak. Şimdi sonucu beraber göreceğiz. Az önce 22 kişilik bir sunucudaydık. Buraya geldiğimizde bakalım. Hemen tekrar player diyoruz. Ve solo lobimiz tata hayırlı olsun dostlar. Evet kısaca tekrar bir özet geçelim. Abi solo lobby nasıl açılır? Oyuna free roam deyip giriyoruz. Ondan sonra oyuna girdikten sonra şuradan tamam mı? Quick Join menüsünden herhangi bir showdown serisine giriyoruz. Herhangi bir showdown serisine girdikten sonra oyun başlamış olabilir. Başlamış bir oyunu almış olabilir. Veya hala menüde olabilir. Direkt quit, free roam deyip oradan çıkıyoruz. Çıktıktan sonra gelen dolu sunucuda hemen online options'tan en alttaki yüz değiştirme, nur cemalimizi değiştirme seçeneğine girip hiçbir şey yapmadan bekliyoruz abi. Karakterimiz ekrana geldikten sonra da bir 30 saniye bekleyip tekrar cancel deyip free roam'a böyle bomboş bir free roam'a düşüp tertemiz, kafamız rahat, istediğimizi yapıyoruz. At koşturuyoruz, hayvan kesiyoruz, et stokluyoruz, hideout basıyoruz. Ne bileyim böyle işte free roam'da arkadaşlarınızı invite edebilirsiniz bu arada bu free roam'a. Ama tabii çok kalabalık yapmayın şimdi ki spotlar size kalsın, bütün slotlar sizin olsun. Umarım bu video işinizi görür. Gene 9 dakika olmuş. Ha bunu biraz kestik, biçtik falan. Zaman düşer, artar bilmiyorum. Umarım video işinizi görür ve sizler de bu free roam'un, solo free roam'un, solo server'ın, solo sunucunun keyfini çıkarırsınız. Neyse dostlar çok fazla uzun tutmayayım. Sonra ağzıma sıçıyorlar, yorumlarda saydırıyorlar. Sizler de işinizi gördüyse videoyu beğenir ve kanala abone olursanız mutlu olurum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine de beğenmeyi ve kanala destek olmak için abone olmayı ihmal etmeyin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi seyirler.